seferki gibi bir senaryo. Yetkililer hazır mı? Demin pencereyi kapattım. Hanımla kontrol etmiş. 2 saat sonra açık bulduk. Ve kedi orada. Bu adam arabasıyla çıkamıyor. Büyük taşıt yüzünden anında kara sinek daldı, şaşmaz. Burada saldırıyor, çıktı. Yavaş seyredin, göreceksiniz. Hanım, annem dün biraz rahatsız oldu, buradan getireyim konuş dedi biraz. Hayır dedim, burada olmaz. Anında olacaklar belli, her seferinde yapıldığı için. Demin yakınım aradı, tekrar sormak için bu düştüğüm durum hakkında. Yeteri kadar bilgilendirdim sanki. Bence ona telefonla ulaştılar şimdi. Videoyu paylaştıktan sonra. Şaşmaz. Görünüşe göre havlamaya çıkmadığıma göre geri çektiler. Herhangi bir uçan maymun yok. Veya hepsen geri çektiler. İnşallah. Fakat öyleye benzemiyor. Buradan bu uçan maymundan belli. Baş aktör olarak tekrar çöp dökeceğiz değil mi? Yok. Sadece kendimizi göstereceğiz. Sen balkona çıksın diye. Çekmez. Zamanlama aynı. Bu kadar sık olunca tesadüfü geç. Karakolda hakaret davası falan dediler. Öyle bir davam bile yok. Bunlar denedi, geri çekti sonra. Açığa çıkmasınlar diye tek hakaret davası buradan pazarlanabilir. Çünkü zaman aşımı falan da var yani. Bahane. Beni nezalethanede tutmak için bahaneydi. Zaten böyle iğrenç senaryolarına rağmen bunu uzatıp uzatmaz kendilerini göstermeleri, o yüzden hakaret bekliyorlar. Çünkü çok insana yapmıştır bunlar.
Olaysız rahat bir bokum turunu kapatıyoruz. Kedicik burada mısın? Beni dinliyordu. İçinde. Tıkırtımı duyar duymaz. Bunun uzatır uzatmaz. Şaşmaz. Tıkırtımı duyuyor. Aslan kesiliyor. Henüz bir yaşında. Uyuyor soba başında. Burada soba var. Şizofren olmayan görür. Hayır taş, elektriklerimizi kesme. Kapattık, iyi günler. Yine kediyi gönderiyor. Var mı böyle bir şey? Telepatik. Aman yarabbim. İlluminati'yi kesecek beni. Köpekli de yetiştirdik. Tam kapattık. Köpekli çift de yetişti. Turnikedeyiz. Sen şüphecisin. Polis de geçiyor. Gidelim bakalım ne kadar kalacaklar.